ilk olarak kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımızla başlamak istiyorum. Hangi kelimeyle kendisini anlatabilirim bilmiyorum ama resmen anne ve bebeklerin koruyucu meleği gibi adeta tüm süreç boyunca ellerini asla annelerimizin üzerinden çekmeden mutlu hikayeler yaşatan, yılların emektarı, Avrasya'da doğurduğu çocuklar koca insanlar oldu artık hatta. Evet, operatör doktor Nurcan Dalan yanımızda, biliyoruz ki birçoğunuz zaten tanıyorsunuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet hocam, öncelikle yine gebelikte merak edilen sorularla hemen başlamak istiyorum ben. Hocam, gebelik kontrollerinin önemi nedir ve kontrollerin aralıklarını, süresi nasıl olmalıdır? Gebelik kontrolleri çok önemli. Sadece bebek değil, anne sağlığı açısından da çok önemli. Çünkü doğum çok güzel, harika bir olay ama ölümle bile sonuçlanabilecek, Allah muhafaza, çok korkunç olaylara da sebep olabilecek bir süreç. Evet. O yüzden aslında hiç gebe kalmadan anne adayımızın, hatta baba adayımızın bize gelmesini istiyoruz. Sosyal yaşam, alışkanlıklar gibi değerlendirmelerini önceden gözden geçiriyoruz. İşte içki, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla beslenme alışkanlıklarını düzenlemelerini istiyoruz. Zararlı her şeyden uzaklaşmalarını, mümkünse sigarayı bırakmalarını istiyoruz ve folik asit başlamalarını istiyoruz. Eğer bir sağlık problemleri varsa, işte şeker gibi, tansiyon gibi, kalp gibi, öncelikle bu sağlık problemlerini halledip, sağlıklı hale getirip ondan sonra gebe kalmalarını istiyoruz. En ideali bu. Ama genelde bize gebe kaldıktan sonra geliyorlar. Ama ideal olan gebe kalmadan gelmeniz. Çünkü folik asit en az bir ay önceden başlamak gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir bebek için. Sonra ilk vizit çok önemli. Niye ilk vizit çok önemli? Çünkü bazen bebekler yolu şaşırıp tüplerde takılıp kalabiliyorlar. Ve Allah muhafaza, dış gebelikle karşılaşabiliyoruz. Bebeğin sağlıklı yere yerleşip yerleşmediğini görmemiz için ilk aylarda, yani adetten bir hafta 10 gün sonra görmek çok önemli. Evet. Kalp atışlarını duymak, sağlıklı bir gebeliğe sahip olduğunu görmek ilk vizit için önemli, dış gebelik olmadığını anlamak açısından. Daha sonra 11-14 hafta testimiz var. Down sendromu tarama testi. Burada 11-14 hafta arasında yapılması gereken bir test. Bu testi mutlaka ayrıntılı olarak hastalara bilgi veriyoruz, anlatıyoruz ve ense kalınlığını ölçüp bir biyokimyasal test var, onu yapıyoruz. Yani 11-14 hafta arasında gelmesi önemli. 20-22 hafta arası çok önemli. Anomali taramalarını, işte aşılarının programlanması, özellikle eğer herhangi bir sağlık sorunu yoksa demir hapının başlanması bu haftalara denk geliyor. Onu programlıyoruz. Yani 20-22 hafta arasında gelmesini istiyoruz. Evet. Daha sonra 24-28 hafta arasında bir şeker yükleme testimiz var. Çok önemli ve kan, hasta genel bir değerlendirme, kan tahlillerini yapmak için 20-24 hafta arası istiyoruz. 32 haftadan sonra da biraz daha sık görüşüyoruz. 3 hafta ile 2 hafta arasında. 37 haftadan sonra da her hafta vizite gelmesini istiyoruz gebelerimizin. Hocam, az önce bahsettiğiniz gibi yine şeker testi dediniz. Son zamanlarda yapılmalı mı, yapılmamalı mı diye de birçok sosyal medyada da yine bu merak edilenler arasındaydı. Bunun önemine biraz değinebilir misiniz? Şeker yükleme testi çok önemli. Çok sağlıklı bir gebede bile eğer genetik bir yatkınlık varsa çok daha yüksek oranda, hiçbir genetik yatkınlık olmasa bile maalesef günümüzde yeme alışkanlıklarımız çok kötü, gerçekten çok kötü. Çok fazla yapay gıda tüketiyoruz ve hepimizin diyabete meyini maalesef artık var. Evet. Üstelik gebelik bunu 2-3 kat da arttırıyor. Son yayınlar, inanamadım ben de duyduğumda, %80'lere kadar gebelik şekerinin görüldüğünü söylüyor. Yani hasta bazen işte ailemde yok, ben zaten zayıfım, beslenmeme çok dikkat ediyorum. Şekerim, yani açlık şekerim zaten normal çıktı, yaptırmak istemiyorum. Sosyal medya çok berbat bu konuda. Maalesef biz çok savaşmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Şeker yükleme testi konusunda hastalarımız daha çok, hastalarımız eşleri ve anneleriyle daha çok, evet, televizyon karşısında vakit geçiren ebeveynlerle çok savaşmak zorunda kalıyoruz. Orada şeker yüklemeye karşı değişik bir antipati var ve ön yargı var. Sanki şeker yükleme testi yaparlarsa bebeklerini şeker hastası yapacaklarmış diye zannediyorlar. Halbuki şeker yüklemede 50 ila 75 gram bir glikoz içiyorlar ve eğer sağlıklılarsa bedenleri onları bir saat sonra tamamen o glikozu yok ediyor ve normal seviyeye iniyor.
sağlıksız bir bedenleri varsa ve gebelik şekerleri varsa o zaman yüksek çıkıyor. Evet. Ki biz o zaman kontrol altında tutuyoruz şekerlerini ve sağlıklı bir gebelik, çok kilo almayan, obez olmayan bir bebek ve normal doğumu gerçekleştireceğimiz sağlıklı bir süreç yaşıyoruz.